Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün kadim medeniyetimizin beşiği olan Destan şehrimiz Malatya'mızın bir başka tarihi mekanında sizlerle birlikteyiz. Malatya'mız 10 bin yıllık tarihi olan ve 2000 yıllıkta kendi ismiyle anılan büyük bir şehirdir Malatya'mız. Ve bu Malatya'mızın adına ve tarihine yakışır bir müzede bulunuyoruz bugün. Burası bugün Malatya'nın en eski tarihli olan bir kamu binasıdır. 1893 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır bu bina. Ve Cumhuriyet döneminde bu bina asker alma dairesi olarak kullanmıştır değerli izleyicilerimiz. Daha sonra 2016 yılında Milli Emlak tarafından Battalgazi Belediyesi'ne devredilmiş ve yapılan son restorasyonla da bugün Malatya'nın tarihine ve adına yakışır bir müze olarak faaliyet göstermektedir. Battalgazi gibi büyük komutanların ve onun babası Hüseyin Gazi gibi büyük fatihlerin, Çanakkale Cephe Komutanı Cevat Çobanlı Paşa'mızın ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olan İsmet Paşa'mız gibi büyük fatihlerin çıktığı Malatya'mızda, aynı zamanda Sadreddin Konevi, Ahmet Turani ve Niyazi Mısri, Muhyiddin İbnül Arabi gibi büyük yürek fatihlerinin de yetiştiği Malatya'mızın adına ve tarihine yakışır bir müze olarak faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde bugünkü tarihsel akıl programımızda yine birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin ikinci katında gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve İsmet Paşa'mızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'mızın ve onların yaverlerinin bal mumu heykellerinin bulunduğu bir bölümde yayınımıza başlıyoruz. Gazi Paşa'nın tarihsel akıl doğrultusunda bu ülkede neler yaptığına gelmeden önce bizim de hemşerimiz olan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet Paşa'dan bahsetmek istiyorum. İsmet Paşa Malatya milletvekilidir ve Malatya milletvekili olarak onun sunduğu önergeyle Cumhuriyet ilan edilmiştir Türkiye'de. Cumhuriyet'in ilanı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 29 Ekim 1923'te verilen önergede İsmet Paşa'mızın imzası vardır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Barış Anlaşması'nda da baş delege olarak, o dönemde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İsmet Paşa'mızın ismi vardır. Yani Malatya'nın yetiştirdiği bir değer olan İsmet Paşa hem Cumhuriyet'in ilanında önergeyi, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin önergesini sunan bir milletvekilidir o dönemde, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nı yürüten heyetin başkanıdır ve bu antlaşmada imzası olan paşamızdır. Gazi Paşa'mız Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında tarihsel aklın ne kadar önemli olduğunu daha önceki bölümümüzde anlattık. Bu bölümümüz bir önceki bölümün devamı niteliğinde olacaktır. Tarihsel akılın en somut örneği olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görüyoruz. Kitabımıza da tarihsel akıl ismini veren kavramımızın en somut örneği tabii ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Gazi Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi yürütürken 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmiştir ve Ankara'yı kendisine merkez yapmıştır. Sıfırdan bir şehir kurmak istemiştir kendisi ve milli mücadele hareketini de burada yürütmüştür. Tarihe şöyle bir baktığımızda büyük devletlerin, büyük liderlerin her zaman kendi başkentlerini kendilerinin oluşturduğunu görüyoruz. Bunun ilk örneği olarak Hazreti Ali verebiliriz. Hazreti Ali
kendi kurduğu bir şehir olan Kufe'de başkenti konuşlandıracaktır. Daha sonra Emeviler döneminde ise Emeviler kendilerine yeni bir başkent olarak Şam'ı tesis edeceklerdir. Sonrasında Abbasiler geliyor. Abbasiler de bir önceki başkenti devam ettirmeyip kendi medeniyetlerinin bir nişanesi olarak da Bağdat'ı bir başkent olarak inşa edeceklerdir. İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa da yıkılmakta olan bir imparatorluğun yerine kurduğu yeni devletin başkenti olarak da kendisini Ankara'yı seçmiştir ve sıfırdan yeniden bir şehir kurmuştur Ankara'da. Ve bu Ankara'nın da şehir planını yapması için Alman şehir plancısı Hermann Jansen'i getirmiştir ve Ankara'ya bir şehir planı yaptırmıştır. O dönemde tabii Hermann Jansen Atatürk'e şunu söylüyor: bir şehir planı yapabilecek güçte misiniz diyor. Gazi Paşa da ben yıkılmış bir imparatorluktan yeni bir ulus devlet inşa etmiş bir devlet adamı olarak bir şehir planı yapamayacak güçte miyim demiştir. Jansen de buna karşılık diyor ki şehir planı yapmak biraz zordur paşam diyor. Çünkü şehir planı yaparken önünüze birçok engeller çıkabilir diyor. Yani bunun içerisinde arsa spekülatörleri, işte yerel yöneticiler, bazı toprak sahipleri engel olabilir diyor. Sonuna kadar Ankara'nın şehir planını bizzat Gazi Paşa kendisi Hermann Jansen'le beraber çizmiştir ve bugünkü modern Ankara şehrini de yine Gazi Paşa 1920'li 30'lu yıllarda oluşturmuştur. Gazi Paşa ilk olarak Ankara'ya merkez yaptıktan sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacaktır ve irade-i milliyenin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Şimdi burada tarihsel akıl olarak dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. O da 23 Nisan tarihidir. Sıradan bir gün seçilmemiştir. Daha önce yapılan çağrılarda Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Nisan'da açılacağı duyurulmuştur. Fakat Gazi Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını 23 Nisan'a denk gelen Cuma gününe denk getirerek burada yine tarihsel akla bir göndermede bulunmuştur. Bununla bir mübarek Cuma günü harekete geçerek ve milli mücadelenin arkasına halkın desteğini alarak yoluna devam etmek istemiştir. O yüzden 23 Nisan tarihi gelişi güzel bir tarih değildir değerli izleyicilerimiz. 23 Nisan'da Ankara'da Hacı Bayram'da Cuma namazı kılındıktan sonra dualarla bugünkü ulusta bulunan 1. Meclis binasına yürünecektir ve yurdun dört bir tarafında da salalar okunacaktır ve hatimler indirilecektir. Buhari-i Şerifler okunacaktır. Böylece Mustafa Kemal Milli Mücadele Hareketi'nin arkasına halkın desteğini katmaya çalışmaktadır değerli izleyicilerimiz. Yine Gazi Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan'da bir Cuma günü mübarek bir günde açarak bir tarihsel mesaj verdikten sonra yine tarihsel akla bir göndermede bulunduğunu görüyoruz. Ne zaman? 1 Kasım 1922'de. Hep görüyoruz 1 Kasım 1922'de okuyoruz saltanat kaldırıldı diye ama yine 1 Kasım tarihi de gelişi güzel bir tarih değildir değerli izleyicilerimiz. 1 Kasım Rebiül Evvel ayının 12. günüdür. Yani Hazreti Peygamber Efendimizin doğum günüdür. Bugüne denk getirerek hakimiyeti yine halka bu mübarek günde verdiği mesajını yine halka iletmiştir. Yine Gazi Paşa Hazreti Peygamber'in doğum günü olan Mevlid-i Şerif'te saltanatı kaldırdıktan sonra 1 Kasım 1922'de halka Hazreti Peygamber'in bu doğum günü gibi mübarek bir günde saltanatın kaldırılması mesajını vererek hakimiyetin halka geçtiğini yasal hale getirecektir. Ve daha sonrasında Gazi Paşa'nın tarihsel akla nasıl vurgu yaptığını Kurtuluş Savaşı'nda da görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir-Kütahya Muharebesi'nde yeniliyoruz ve o yenilgiden sonra Ankara'da çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Ve ordunun yeniden teçhizatının sağlanması ve ordunun yeniden toparlanması için çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Ve Gazi Paşa meclisin kendisine verdiği başkomutanlık yetkisini kullanarak tekalif-i milli emirlerini yayınlamıştır. Bu emirlerle dağılmakta olan orduyu tekrardan toparlamış ve ordunun gerekli ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bir önceki bölümde de anlattık. Bandırma vapurunun ve
Daha sonra Anadolu'ya çıkışından sonra Kurtuluş Savaşı'nda telgraflarda Nuh kod adını kullanmasının Hazreti Nuh'a ve Nuh'un gemisine bir gönderme olduğunu gördük. Burada da tekalifi milli emirlerine 10 emir diyerek Hazreti Musa'nın kavmini, milletini zulümden kurtarmasına bir göndermede bulunmaktadır. Yani yine bir tarihsel akla vurgu, bir gönderme burada da kendisini göstermektedir. Ve Gazi Paşa 10 emri yayınladıktan sonra Sakarya Muharebesi'ne çıkacaktır ve başkomutan olarak görev yapacaktır bu sırada. Gazi Paşa Sakarya Meydan Muharebesi'nde bir başkomutan olarak orduya komuta edecektir ve bu ordunun 22 gün 22 gece süren bir muharebesinden sonra da Yunanların taarruz gücünü kıracaktır ve bu tarihten sonra Yunanlar geri çekilmeye başlayacaktır. Ve Gazi Paşa bu muharebe sırasında, Sakarya Muharebesi sırasında ilk ele geçirdiğimiz, ilk kurtardığımız Dua Tepe'yi kurtardıktan sonra şunu söyleyecektir. Bu Dua Tepe'nin geri alınışı aydınlık bir geleceğin ilk adımıdır diyecektir. Ve Sakarya Muharebesi 13 Eylül'de 1921'de kesin bir Türk zaferiyle sona eriyor. Ve burada müthiş bir tarihsel rastlantı vardır değerli izleyicilerimiz. 13 Eylül 1921'de biten bir Türk geri çekilmesi vardır. Ta ki 1683'te 2. Viyana kuşatmasıyla başlayan Türk geri çekilişi 13 Eylül 1921'de Sakarya'da Dua Tepe'nin geri alınışıyla sona erecektir. Ve çok büyük bir tarihsel rastlantı. 1683 2. Viyana kuşatmasının gerçekleştiği tarih 13 Eylül'dür. Ve yeni bir 13 Eylül tarihinde de Türk geri çekilmesi duruyor. Aradan 238 yıl geçiyor. Bir 13 Eylül'de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile başlayan Türk geri çekilişi, yeni bir 13 Eylül'de 1921'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın müthiş komutasıyla sona erecektir ve artık bundan sonra bizim geri çekilmemiz sona ermiştir ve sırada kalan topraklarımızı kurtarmaya geçeceğiz. Gazi Paşa Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanıp Yunanların geri çekilmesini sağladıktan sonra taarruza devam etmeyecektir. Bazı subaylarımız neden taarruz etmiyoruz, Yunanları takip edelim, İzmir'e kadar kovalayalım demesine rağmen Gazi Paşa bu taarruzu bekletecektir ve vaktinde yapılmayan bir taarruz, taarruz değildir. Ordumuzun amacı elbette ki taarruzdur fakat bunu vaktinde yapmazsak bu başarıyı da bir başarısızlığa dönüştürebiliriz. O yüzden taarruzun vakti geldiği zaman bu taarruz yapılacaktır demiştir. Ve Gazi Paşa'nın aklında müthiş bir senaryo vardır değerli izleyicilerimiz. Gazi Paşa tam bir yıl bekliyor. Ordunun tekrardan teçhizatının sağlanması ve kaçabilen, firar eden askerlerin tekrardan toparlanmasını sağladıktan sonra tam bir yıl geçiyor üzerinden Sakarya'nın ve 26 Ağustos'a denk getiriyor Gazi Paşa büyük taarruzu ve büyük taarruzu 26 Ağustos'a denk getirerek burada yine bir tarihsel akla vurgu yapmaktadır. Tarihsel akla bir göndermede bulunmaktadır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt'in yıl dönümüdür ve Malazgirt'in kazanıldığı tarihe denk getirerek büyük taarruzu 26 Ağustos'ta işgalci Yunanlara bir ders daha vermiştir ki Yunanların da zaten 23 Ağustos'ta Eskişehir Kütahya'ya saldırdığını görüyoruz. 23 Ağustos'ta saldırıya geçerek 26 Ağustos'ta Ankara'ya gelmeyi hedeflemişlerdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmayı hedefliyorlardı. Fakat başarısız oldular ve kaybettikten sonra bu sefer sıra Türklere geçecektir taarruz sırası ve Gazi Paşa da bu taarruzu çok anlamlı bir güne denk getirecektir. 26 Ağustos'a denk getirerek bu topraklardaki Türk hakimiyetini bir kez daha perçinleyecektir. Gazi Paşa bu büyük zaferi kazandıktan sonra 14 gün içerisinde Batı Anadolu'yu bir süpürge harekatıyla temizledikten sonra nutkunda bu zaferi Rum sındığı zaferi diye kaydedecektir. Burada da yine bir tarihsel arka plan vardır, tarihsel akıl vardır. Rum sındığı, kırıldığı, kesildiği, yok edildiği demektir. Rum sındığı
Rumların kırıldığı ve yok edildiği demektir. Burada da bir tarihsel göndermede bulunmaktadır Gazi Paşa. Rum sındığıyla daha önce yaşanmış olan Sırp sındığı savaşına bir göndermede bulunmaktadır. Sırp sındığında Sırpların yok edildiği bir savaş var ve burada da Rum sındığı diyerek Sırp sındığıyla bir tarihsel imge kurmaya çalışmaktadır. Değerli izleyicilerimiz, Gazi Paşa'nın Malatya'ya gelişi anısına yapılan Malatya'ya gelişi, Malatya'ya ziyareti odası içerisinde yapmış olduğumuz çekimden sonra şimdi de Cumhuriyet Müzesi'ne, yani Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi içerisinde yer alan Cumhuriyet Müzesi'ne geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin birinci katında olan Cumhuriyet Odası'na geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz Cumhuriyet Odası'nda Malatya'nın çok eski tarihlere ait resimlerinin yansıtıldığı, sergilendiği ekranlar var ve bunların da karşısında Malatya ile ilgili çok önemli bilgilerin bulunduğu şöyle bilgi kartları var. Bunlardan bir tanesine göz atıyoruz. Yabancı sermayeli bir şirket olan Alman Siemens şirketi 1925'te Tecde'de ve 1928'de Gündüzbey'de iki elektrik santrali işletmeye açmıştır. İşte Cumhuriyet döneminde 1925'te Malatya'da yapılan önemli çalışmalardan bir tanesi değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tarihsel akla devam ediyoruz. 8 Temmuz 1920'de Osmanlı'ya uzun dönem başkentlik yapmış olan Bursa, Yunanlarca işgal edilmiştir. Ve bu işgal sırasında maalesef Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Nilüfer Hatun gibi önemli Türk devlet adamlarının ve önemli şahsiyetlerinin kabirlerine bu sırada tahribatlar yapılmıştır ve bu türbeler bile tahrip edilmiştir. Ve bu durum Türk milletinde büyük bir infial uyandıracaktır. Ve o gün Bursa işgal edildiği tarihte 8 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyah sancak asılacaktır. Puşide-i Esved. Bu siyah sancakın asılmasında tabii ki çok önemli bir tarihsel arka plan vardı, tarihsel vurgu vardır. Kudüs Haçlılarca işgal edildiği zaman Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'ün kurtarılması için çok büyük çalışmalar yapacaktır ve çok büyük ordular hazırlayacaktır. Ve Kudüs'ü ele geçirene kadar da Selahaddin-i Eyyubi başına siyah sarık saracaktır. Ve bunu bir milli yas olarak ilan edecektir Kudüs'ün işgalini. Burada da bir tarihsel arka plan vardır. Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs kurtarılana kadar başına siyah sarık saracağım demesine de bir tarihsel arka plan vardır. Yine Hazreti Muhammed'e kadar giden bir tarihsel olaydır. Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'nin kurtarılması sırasında Mekke'ye girerken başına siyah sarık sarmıştır. Ve burada da Mekke'nin bu sırada kurtarılırken kendisinin taşımış olduğu o milli yası, o dini yası başına siyah sarık sararak göstermiştir. Aynı şeyi yine Selahaddin Eyyubi'de de görüyoruz. Kudüs kurtarana kadar başına siyah sarık sarması. Ve bunun yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşunda da bir tarihsel vurgu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. O da Bursa'nın işgalidir. Bursa 8 Temmuz 1920'den 11 Eylül 1922'ye yani 2 yıl 2 ay 2 gün süre boyunca işgal altında kaldığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de siyah sancak Puşide-i Esved asılarak bu milli yasa dikkat çekilmiştir. Yani Bursa işgal edilince TBMM'de bu bir milli yas olarak ilan edilmiştir. Bu bayrak
11 Eylül 1922'de Bursa işgal edilince ancak meclis kürsüsünden indirilmiştir. Yine Bursa'nın işgalden kurtarılmasından sonra Türk orduları ileri taarruza devam edeceklerdir ve en son Bandırma Yunan işgalinden kurtarılacaktır. Burada da müthiş bir tarihsel rastlantı vardır. Nedir o? Gazi Paşa 19 Mayıs 1919'a çıktığında bulunduğu geminin adı Bandırma'dır ve Milli Mücadele Hareketi bir Bandırma gemisiyle başlamıştır. Ve Mustafa Kemal Paşa bir Milli Mücadele Hareketi başlatıyor. Bir örgütlenme dönemi yaşanıyor. Genelgeler, kongreler dönemi yaşanıyor. Bir düzenli ordunun kurulması dönemi yaşanıyor. Ve bir Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. Ve bu savaşta kazanıyoruz. Ve bu savaşta da zaferi ilan ettiğimiz son nokta 18 Eylül 1922'de Bandırma'dır. Yani bir Bandırma ile başlayan süreç yeni bir Bandırma ile sona ermiştir. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin birinci katının hemen girişinde sol tarafta bulunan Redif Odası'ndayız. Bu odamızda Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kullanılmakta olan telefon, telgraf makineleri bulunmakta ve hemen karşımızda o dönemde kullanılan silahlarımız, kılıçlarımız ve Malatya halkının elinde bulunan tarihi eserler var. Getirip müzemize bağışlamışlar ve müzemize sergilenmekte şu anda. Böyle güzel, nezih bir ortam var burada. Hepinizin gelip ziyaret etmesini isterim. Mutlaka gelin buradaki bu tarihi mekanları, bu tarihi eserleri mutlaka gelip görmenize fayda var. Tarihsel akıl demişken burada Cumhuriyet'in ilanından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. Ve bu 29 Ekim tarihi gelişi güzel bir tarih değildir. Özellikle seçilmiş bir tarihtir. Yani biz yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim'de ama 29 Ekim tarihi Gazi Paşa'nın aklında daha önceden kurguladığı ve hazırladığı bir tarihtir. Biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldığımızda çok ağır şartlı bir antlaşma olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalıyoruz. Ve bu antlaşmayı da bize Agamemnon zırhlısında imzalatıyorlar. Ve Agamemnon zırhlısında imzalatarak Truva Savaşları'ndaki Yunan komutanı, Helen komutanı Agamemnon'a bir göndermede bulunmuşlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti 29 Ekim'de ilan ederek Mondros Ateşkesi'ne bir göndermede bulunmuştur. Biliyorsunuz Mondros Ateşkesi 30 Ekim 1918'de Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon zırhlısında imzalatılmıştı bize. Ve burada İtilaf Devletleri bu antlaşmayı Agamemnon zırhlısında bize imzalatarak Truva Savaşları'nda Truva ile savaşan Yunan komutanı Agamemnon'a bir göndermede bulunmuşlardı. Ve o tarihi savaşı hatırlatmışlardı bize. Yeniden kendilerinin kazandığını göstermek istemişlerdi bize. Ve Gazi Paşa da buna cevap olarak Cumhuriyeti 29 Ekim'de ilan ederek 30 Ekim'e bir gün öncesinden cevap vermiştir. Yani 30 Ekim 1918 tarihiyle yok edilmeye çalışılan Türk milletinin bir gün öncesinden 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan ederek yeniden bağımsızlığını ve hürriyetini elde ettiğini göstermiştir ve bununla onlara tarihi bir ders vermiştir. Aynı zamanda Gazi Paşa ileride 1924'te Türkiye İş Bankası'nı kuracaktır. Türkiye'nin ilk özel bankasıdır ve 1 milyon sermaye ile kurmuştur. 250 bin lira sermayesinde Gazi Paşa kendisi yatırmıştır İş Bankası'na. Ve İş Bankası'nın açılış tarihine baktığımız zaman yine Gazi Paşa'nın müthiş bir tarihsel göndermede bulunduğunu görüyoruz.
Gazi Paşa İş Bankası'nın açılışını da yine gelişigüzel bir tarihe getirmemiştir. 26 Ağustos tarihine denk getirerek Türk milletinin siyasi bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlığını da kazanmaya başladığını göstermiştir. Ve aynı zamanda 26 Ağustos 1924'te açtığı İş Bankası'na da ilk genel müdür olarak Celal Bayar'ı atamıştır. Neden Celal Bayar? Celal Bayar hem iktisatçıdır ama aynı zamanda Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Anadolu'da Galip Hoca takma adıyla Kuvayi Milliye şefliği yapmış değerli bir devlet adamıdır. Ve onu getirerek yine burada savaşa, mücadeleye, bağımsızlığa bir göndermede bulunmuştur. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin birinci katında sergilenmekte olan Malatya'nın yetiştirdiği çok önemli yürek fatihlerinin Sadreddin Konevi, Niyazi Mısri, Muhiddin Arabi, Ahmet Turani ve Hüseyin Gazi gibi büyük yürek fatihlerinin hologramlarının, sesli hologramlarının sergilendiği odanın önünde bulunuyoruz. Burada da Atatürk ve tarihsel akıl konumuzda Atatürk Orman Çiftliği'nin inşasından bahsedeceğiz. Gazi Paşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra eğitim alanında, ekonomik alanda, ulaşım alanında çok büyük reformlara imza atmıştır. Ve bunun yanında Gazi Paşa'nın en önemli gördüğü reformların bir tanesi de tarım reformudur. Ve bu tarım reformuyla bizzat kendisi ilgilenmiştir yine. Bu amaçla Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin temelini atmıştır 1925 yılında. Ve 1925 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nin açılışını da çok özel bir günde yapmıştır. Bu 5 Mayıs tarihidir değerli izleyicilerimiz. Neden 5 Mayıs? 5 Mayıs Türk tarihinde Hıdır Ellez Bayramı olarak kutlanan bir bayramdır. Ve Gazi Paşa da Atatürk Orman Çiftliği'ni 5 Mayıs'ta açarak buna bir tarihsel göndermede bulunmaktadır. 2 traktör ve 2 pullukla başlamıştır ve her yıl en az 50 bin ağaç dikeceğiz demiştir. Ve genel müdürlüğüne de Tahsin Coşkan'ı atamıştır. Ve Tahsin Coşkan'ın yaptığı çalışmalar sonucunda burada üretilen iyi cins tohumlar, iyi cins hayvanlar yurdun dört bir tarafına dağıtılacaktır. Ve Türk halkının daha verimli bir tarım yaşayabilmesi, tarım ürünleri yetiştirebilmesi için burada yetiştirilen ürünler yurdun dört bir tarafına dağıtılacaktır. Excellence, est-ce que vous êtes content de se trouver ici dans cette année-ci? Je président, je remarque grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a 3 années. Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici. Qui surveille, n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, excellent. Merci, mais. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada? Paşam, ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tarsuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Fordton aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin içerisinde çok önemli bir ana odasındayız.
burada ilk gözümüze çarpan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı ve görev sırasında vefat eden Atatürk'ten sonra görev sırasında vefat eden ikinci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın anısına yapılan odada bulunuyoruz. Gazi Paşa çok büyük yatırımlar yaparken bu yatırımların isimlerine ve bu yatırımların yapıldığı tarihlere çok dikkat etmiştir. Özellikle de ağır sanayi hamlesini başlattığı zaman 1933'te bunun en önemli adımı Sümerbank'tır. Ve Sümerbank'la halkın ihtiyacı olan ayakkabısından elbisesine kadar kaliteli ve ucuz kumaş üretilmesini hedeflemiştir Gazi Paşa. Ve Sümerbank'ı yurdun dört bir tarafında yayacaktır. Tabi burada tarihsel akıl olarak dikkat etmemiz gereken bu fabrikanın, aynı zamanda bankacılık işi de yapan bu fabrikanın isminin Sümerbank oluşudur. Gazi Paşa bu fabrikaya, bu bankaya Sümerbank ismini vererek bir tarih göndermede bulunmaktadır. Sümerlerin Türk kökenli olduğu tezi vardır ve Sümerlerin Türklerle yakınlıkları vardır. Türklerin kökeninin Sümerlere kadar dayandığı tezi vardır. Milattan önce 3500 yılında başlayan bir Sümer medeniyeti vardır dünyada. Ve dünyada medeniyetin ilk doğduğu, yazının ilk kullanıldığı yerdir Sümer medeniyeti Mezopotamya'da. Ve yazı buradan dünyaya yayılmıştır değerli izleyicilerimiz. Atatürk'te Sümerlerin Türk kökenli olduğu tezini desteklemek ve bunu yaşatmak için ne yapmıştır? Bu bankaya, bu fabrikaya Sümerbank ismini vermiştir. Biliyorsunuz bir de Etibank'ımız var. Etibank'ta hem madencilik alanında çalışmalar yapması ve hem de bankacılık faaliyetlerini bulunması için Gazi Paşa tarafından 1935 yılında kurulan bir bankadır. Bu bankanın da ismi yine bir tarihsel akla vurgudur. Gazi Paşa bu bankaya da Etibank ismini vererek Anadolu'da ilk medeniyet olan Hititlere bir göndermede bulunmaktadır. Hititler ya da Etiler aynı medeniyettir. Gazi Paşa medeniyetin beşiği olarak burada bize çok önemli bir ders vermektedir. Sümer medeniyetinin ve Hitit medeniyetinin, Eti medeniyetinin dünya medeniyetinin beşiği olduğunu göstermektedir ki bugünkü Avrupa, İngiltere, Fransa ve büyük Avrupalı devletler kendi medeniyetlerinin beşiği olarak Yunan medeniyetini görmektedirler. Gazi Paşa'da medeniyetin doğduğu yer aslında Batı değildir, Yunan değildir. Dünyada medeniyetin ilk doğduğu yer Sümerlerdir, Etilerdir diyerek medeniyetin beşiğinin Batı değil Doğu olduğunu bize göstermektedir. Şüphesiz Atatürk döneminde çok önemli bilim adamları yetişecektir. Özellikle 1936 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydını yapan Muazzez İlmiye Çığ hanımefendiden bahsetmek istiyorum. Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi 1936'da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydolduğu sırada bir ilkokul öğretmeniydi. Ve ilkokul öğretmenliğini bırakarak ki o sırada ailesini kendisi geçindirmekteydi. Bu gelirinden de mahrum kalarak Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sümeroloji ve Hititoloji bölümlerine kaydolmuştur. Ve burada eğitim aldıktan sonra da Sümer diliyle ilgili çok büyük çalışmalar yapacaktır ve yüzlerce, binlerce Sümer tabletinin günümüze çevrilmesinde çok büyük katkılar olmuştur. 1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi bugün 106 yaşındadır ve hala aramızdadır. Onun da yetişmesinde yine Atatürk'ün çok büyük katkısı vardır. Çünkü Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuran Gazi Paşa'dır ve bu okulda Sümeroloji ve Hititoloji bölümlerine de ilk kaydolan öğrencilerden birisidir Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi. Gazi Paşa'nın hayatının son dönemlerinde en çok üzerinde durduğu konu Hatay meselesidir değerli izleyicilerimiz. Ve o sırada Hatay'ın bağımsız olmasını sağlayacaktır ki o sırada Fransa mandasındaki Suriye'deydi Hatay bölgesi.
Fransa 2. Dünya Savaşı'nın çıkma tehlikesi üzerine Suriye'deki mandasını kaldırınca Hatay'ın statüsü tartışılır hale gelmiştir. Ve Gazi Paşa'nın yoğun çalışmaları sonucunda da Fransa'nın ve Milletler Cemiyeti'nin de kararıyla bağımsız Hatay Devleti kurulacaktır 1938'de. Ve Gazi Paşa Hatay'ın ana vatana katılması için çok büyük çalışmalar göstermiştir. Kendisi burayı bir milli dava olarak görmüştür Hatay meselesini. Hatta bu bölgeye Hatay ismini veren de yine Gazi Paşa'dır. O bölge o tarihte sancak diye geçmektedir. O bölgeye Hatay ismini vererek eski Türk boylarından Hitaylara bir göndermede bulunmaktadır. Kendisinin sözüdür bu. 40 asırlık bir Türk yurdudur burası diye. Ve 40 asır önce buraya Hitay Türklerinin geldiğini söylemiştir. Ve bundan dolayı da o tarihe kadar Sancak diye geçen bölgeye bizzat kendisi Hatay ismini vererek burada da bir tarihsel arka plana göndermede bulunmaktadır. Ve Hatay Devleti 1938'de bağımsız oluyor değerli izleyicilerimiz. Daha sonra Hatay Türkiye'ye katılıyor. Meclisinin Hatay Devleti Meclisi'nin aldığı kararla Hatay bugünkü Türkiye sınırlarına dahil oluyor. Ve 1939'da dahil oluyor. Maalesef Gazi Paşa Hatay'ın bağımsız olduğunu görmüştür ama Hatay'ın ana vatana katılışını görememiştir. Hatay'ın ana vatana katılış tarihine gelelim. Burada da müthiş bir tarihsel arka plan vardır değerli izleyicilerimiz. Hatay ana vatana katılıyor, meclis kararı alıyor ama Hatay'ın ana vatana katılma töreninin yapıldığı tarih çok önemlidir. Bu tarih 23 Temmuz'dur değerli izleyicilerimiz. 23 Temmuz 1939'da Hatay'ın ana vatana katılma töreni yapılmıştır. Bununla 23 Temmuz Hürriyet Bayramı'na bir göndermede bulunmuştur. Biliyorsunuz 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihtir ve o tarihten sonra 1935'e kadar Hürriyet Bayramı olarak kutlanmıştır. Gazi Paşa Hürriyet Bayramı'na atıfta bulunmak için aynı zamanda Erzurum Kongresi'nde yine 23 Temmuz'da toplamıştı ve İsmet Paşa döneminde, Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa döneminde Hatay ana vatana katıldığı zaman da yine tören 23 Temmuz'da yapılmıştır. Burada da tarihsel arka plan vardır. Bir tarihsel akıl devreye girmiştir. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü tarihsel akıl programımızda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı siyasi gelişmelerin ve icraatların tarihsel arka planına vurgu yaptık. Öncelikle Samsun'a çıkarkenki ya istiklal ya ölüm parolası ve Bandırma vapuruyla çıkışını Nuh Aleyhisselam'ın kavmini kurtarması olayına bir atıfta bulunduğunu gördük. Telgraf yazışmalarında kod isim olarak Nuh ismini kullandığını gördük ve bunun bir tarihsel arka planı olduğunu gördük. Daha sonra Erzurum Kongresi'ni topladığında 23 Temmuz tarihinin özellikle seçildiğini anlattık. 23 Temmuz Hürriyet Bayramı'na bir atıftır. Ve sonrasında Ankara'yı kendisine merkez yaparak daha önceki devletlerin, büyük komutanların, büyük devlet adamlarının nasıl ki kendilerine yeni bir başkent seçmişlerse onun da kendisine yurt için daha güvenli ve yurdun ortasında olan bir şehri Ankara'yı merkez yaptığını ve bunun arkasındaki arka planı gördük. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni neden 23 Nisan'da açtığını, onun 23 Nisan'ı Cuma gününe denk getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu tarihte açarak halkın desteğini kazanmaya çalıştığına vurgu yaptık. Sonrasında ise 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırarak Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi olan Mevlid Kandili'ne bir göndermede bulunduğunu gördük. Sonrasında ise büyük taarruza kadar yapılan savaşlarda hangi olayların hangi tarihsel arka planı olduğuna vurgu yaptık. Bunlar içerisinden en önemlisi tabii ki büyük taarruzdur. Büyük taarruz 26 Ağustos'ta yapılıyor ve Gazi Paşa 26 Ağustos'ta taarruza kalkarak Malazgirt'in bir şekilde hatırlatmasını yapıyor Yunan ordusuna. Ve sonrasında değerli izleyicilerimiz bu savaşa Rum sındığı savaşı diyerek de Sırp sındığı savaşına bir göndermede bulunmaktadır. Ve bir Bandırma vapuruyla başladığı milli mücadele hareketini Bursa'nın Mudanya'sından sonra Bandırma'sında bitirerek milli mücadele hareketini bir Bandırma ile başlatıp yeni bir Bandırma ile bitirmiştir. Ve bu savaşa Rum sındığı savaşı demiştir büyük nutukta Gazi Paşa. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanının gelişi güzel bir tarih olmadığını vurguladık.
29 Ekim tarihini Gazi Paşa özellikle seçmiştir ve 29 Ekim'e denk getirerek Mondros Ateşkes Antlaşması'na bir gün öncesinden cevap vermiştir. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması'yla yok edilmek istenen Türk milletinin küllerinden nasıl doğduğunu ve bağımsızlığını nasıl kazandığını bütün dünyaya göstermiştir Gazi Paşa. Ve daha sonra Gazi Paşa'nın Sümer Bankı ve Eti Bankı kurarken bu fabrikalara, bu işletmelere, bu bankalara neden bu isimleri verdiğini, bunun Sümer Bank'ın ve Eti Bank'ın isimlerinin arkasındaki tarihsel arka plana vurgu yaptık. Atatürk Orman Çiftliği'nin 5 Mayıs'ta açılmasıyla Hıdır Ellez Bayramı'na bir göndermede bulunulduğunu gördük. Ve o tarihe kadar Sancak diye geçen bölgenin ismini de hata yaparak o bölgenin 40 asırlık bir Türk yurdu olduğunu ve o bölgedeki halkın Hitay Türklerine dayandığını göstermeye çalışmıştır. Sonrasında da İsmet Paşa döneminde Hatay'ın ana vatana katılması törenini görüyoruz. Yine 23 Temmuz'a denk getiriliyor ve 23 Temmuz'a denk getirilerek de Hürriyet Bayramı'na bir göndermede bulunmaktadır. Bütün bunları anlattık ve yeni bir tarihsel akıl programında yine haftaya birlikte olacağız. Bugün mimarisiyle, restorasyonuyla ve içerisindeki sergileriyle gurur duyduğumuz, Malatya adına onur duyduğumuz Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nden yayınımızı yaptık. Yeni bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalın.